Ama sıran merhabalar sevgili silah severler. Şimdi sizler için hem avda hem de savunma için hem de hobi atışlar için kullanılabilecek bir tüfeği çok kısa incelemeye çalışacağım. Tüfek Hatsan'ın bir ürünü. Hatsan SDX 410-36 kalibre yani. Şimdi kalibreyi soruyordu bazı arkadaşlar. Kalibre şeyini tam hatırlayamadım. Daha önceki videoda söyledim ama. Yanlış hatırlamıyorsam 400 ya 476 da ya 426 gram kurşunun 36'ya bölünmüş hali. 12'de onun 12'ye bölünmüş hali. Hemen şöyle açalım. Tüfek şu şekilde bir kutuda geliyor. Ters açmışız. Normalde bunlar şurada olması lazım. Ters açıldığı için şöyle fark etmez. Şimdi tüfeğin içerisinde hemen 17+1 bir şarjör. 3+1 bir şarjör şurada, şu bölümde. Onu göstereceğim ayrıyetten. Bir tane de 9+1 olmak üzere 3 adet şarjör geliyor. Yine Hatsan'ın kendi ası kayışı. Elde tutmak için 2 çatal ayakta denilebilir. Yine içerisinden kendine ait nişangahları, sökme, takma anahtarı, gezi, arpacıyı çıkıyor. Şimdi gezi arpacıyı çıkarıp takmaya uğraşmayacağım. Nereye çıktığını göstermek adına söyledim. Şöyle. Şöyle de bir kutunun içinde geliyor. Plastik taşıma çantasında daha doğrusu. Şuradaki şarjörü şuradan tutup çektiğimiz zaman şöyle çıkıyor. Geri şuraya yer yapmışlar. Geri oraya koyup bastırdığımızda da yedek şarjör olarak orada taşıyabiliyoruz. Evet. Şimdi ben tüfeğimizin kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Tüfeğimizde 3+1, 9+1, 17+1 şarjör var. Yine üstünde tutma kulpu var. Aynı zamanda bunu söktüğümüzde de red dot ve dürbün takılabiliyor. Tüfek Hatsan'ın 36 kalibrelik bir modeli. SDX 410 diye geçer. SDX 410 TS taktik diye geçer. Taktik Shotgun diye geçer. Tüfeğimiz 36 kalibre. Yani şu fişekleri atar. 7,5 gramlık bir tek kurşun bu. Bir sonraki videoda bu kalibrelerin kaça kaç geldiğini, neye bölünerek çıktığını, kurşunun onları ayrıyetten anlatacağım. Yine bazı ellerde tutamaz, bazı ellerde ben ismini de yazdım buraya da unuttum şimdi. Bipod. Şöyle bir bipod olarak geçer. Şurada bir düğmesi vardır. Bastığınız zaman otomatikman şöyle bir daha göstereyim. Bu içerisinden orijinal çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kilitlediğinizde şurada düğme var. Düğmeye bastığınızda birazdan yaklaşık ne göstereceğiz. Şuradan da sökebiliyoruz, uzatabiliyoruz derken çeşitli şeyleri mevcut. Bunu takması, çıkarması kolay olsun diye şöyle bir şey ayarlamışlar. Şuraya şöyle takıp şöyle bir tane sıktığımız zaman bu böyle yerine geçer. Bastığınız zaman da şöyle çıkar, ayakta durur. Evet, tüfek bu. Şimdi tüfeğin dipçik kısmının dış yüzeyi sert, nasıl söyleyeyim size, polimer demeyeyim de böyle sert plastik bir maddeden yapılmış. Yine el kundağı kısmı da yine sert plastik bir maddeden yapılmış. Tüfeğimizin şu alt kısmı, şu kısım yine sert plastik bir maddeden yapılan bir bölüm. Tüfeğimizin üst kısmı 7076T6 sertleştirilmiş alüminyum şu kısım. Şuradaki bir iki tane pimi çıkardığımız zaman da şuradan bu tüfek sökülebiliyor. Şöyle hemen sadece alttakini çıkararak gösterebiliriz miyiz bakayım. Şöyle bunu sökebiliriz buradan. Bastırdığımız zaman da bunu da çektiğimizde bu komple çıkar buradan. Şöyle iki parça halinde çıkar. Burada mekanizmamızın arka kısmı şeye geleceği için şöyle o basit bir şekilde geçiyor ama şimdi burada çok da uğraşmaya gerek yok. Neyse tutam sökeyim şunu. Şu şekilde iki parça olabiliyor. Şurası şarjörü taktığımızda fişe şu şekilde. Burası sert bir
polimer gibi bir maddeden yapılmış. Şöyle çarptığı zaman namluya girmesini sağlıyor. Şu alttan geldiği zaman şarjörle. Onu da şöyle gösterelim. Şarjör. Bu şarjör 3+1 şarjör. Şarjörü şu alttan yere taktığımızda biraz önden şey takacağız şöyle. Bu şöyle gelip çarptığında şuradan böyle namluya girmesini sağlayan kısım. Evet, bu böyle. Şuradaki düğme de, burayı yakın alalım biraz. Şunlar sökme pimi. Şu yine sökme pimi. Şu mekanizma bırakıcı düğme. Şu düğme de şarjörü çıkaran düğmemiz. Şöyle yaptığımızda şarjör çıkar. İsterseniz şuradan, sol atışı dairesinde şuradan aynı şekilde şöyle bastığımızda aşağı doğru çıkarabiliriz. İki tarafı da o emniyet sadece sol tarafta. Emniyet baş parmağın sağ atıcı dairesinin baş parmağının altında. Security emniyet, F bölümü de fire ateş bölümü. Evet. Bu da bu şekilde yine dipçikten yaylı bir model tüfeğimiz. Şu horozu. Şimdi yaklaşalım şöyle bir de. Mekanizması yine 4140 çelik. Namlusu bunların nikel, krom, molibden çelik diye geçen bir çelikten üretilmiş. Namlusu nikel, krom, sert yani sertleştirilmiş. İç nikel kromla kaplı. Dışı da molibden çelikle yapılmış. Ağırlığını şimdi hep ölçeceğiz tekrar. Bunu önden sökerken de şunun bize engel olacak ama şunu alalım şuradan. Sökerken de şunu şöyle çevirdiğinizde hemen şuradan şu şöyle ayrılır. Şuradaki parçayı da sökerek bunu çalıştırabiliriz. Mekanizması da bu şekilde zaten geriden çıkar. Şimdi mekanizmayı da çıkarmayın. Şu arkasında da bir parçası var. Mekanizması da şu şekilde temizleyebiliriz. Bunlar şuradan sadece şöyle küçük 1 santimlik bir çarpma hareketiyle tüfe şöyle yapar bırakır. Yani şöyle bir şöyle yaptığında bu geriye gelir, ileriye gider şekle. Bu gaz pistonu, burası da normal namlusu şöyle 36 kalibrelik bir tüfek. Evet. Tüfeğimiz bu. Namlusu molibden çelik dedik. Şu gövdenin üst kısmı 7076 sertleştirilmiş alüminyum. Üst kısmı yine plastikten yapılmış bir tüfek. Sentetik diyelim bana bunu. Şimdi aklımıza gelmemişti, geldi. Sentetikten yapılmış. Geri takarken de şunu önden bir şey düşünmeden diyecektim ki tam bu parçayı düşünmeden diyecektim dedik. Düştü. Onu şu kısmı, şurada bir boncuk kısmı var, o öne gelecek. Hani bu da bizim düşünmemiz de iyi. En azından siz de bunun nasıl olduğunu, bu hatayı yapacağınız nasıl olsa. Şöyle çok basit bir hafif tam oturtmayacaksak daha avantajlı olur. Yine şunun yerine şöyle takabiliriz. Şimdi yine de sorusunca oturtturabilirsek ne mutlu bize. Evet. Ön kısmını taktık. Şu mekanizma kısmı birazcık ileriye tam oturduğu zaman şuradaki arkadaki yayı az geri gittiğimizde şöyle şak diye oturacaktır. Evet, tüfeğimiz de bu. Şimdi tüfeğimizin şu parçası olmadığı için mekanizmayı çekmiyorum. Bu parçada biraz önceki kutunun içerisinde kutuyu yırtmasın diye oraya koymuşlar. Açmışken alıp takalım olmadı. Onu da şöyle kutunun içine koymuşlar. Kutuya zarar vermesin diye. Şöyle. Bunun üstünde altta bir çukurluk bölüm var. O çukurluk bölüm yine alta gelecek şekilde şöyle yerine oturttuğumuz zaman direkt geçer. Sağlı sollu çekmiyor. Sadece sağ taraftan çekebiliyor. Şu şekilde çalışacak bir tüfek. Hemen şarjörü taktık. Diğer 9+1 şarjör takılı diyelim. Atışımızı yaptık. Bastık düğmeye, şarjör yere düşüyor. Ondan sonra hemen buradan şak çekip ikinci şarjörü
takabilmek için yapılmış. İstersen onu bir defa uygulayayım. Şimdi 9+1 veyahut da 17+1 şarjörü takılıyken şöyle çektik, bir şey oldu. Bastık, şarjörü aşağıya attık. Ya da sağ taraftaki, sol taraftaki düğmeye basıp aşağı doğru çektiğimizde şöyle şarjörü attığımızda direksiyon alıp hemen şöyle takabilmemiz için yapılmış bir özellik. Tüfeğimiz bu. Biraz yakından alabiliriz bunu. Yine arpacık önünde takılı. Öndeki kaplama yine gövde, daha doğrusu el kundağı tutucusu da yine 7076 sertleştirilmiş alüminyumdan yapılmış. Dipçik 3 aşamalı şekilde ileriye geri oynar. Şu mandala bastığınızda ileri gider. Mandala bastığınızda da geri gelir tekrar. Tek sıfır birazcık sıkıntı. Şurada da gösteriyor. 1, 2, 3, 4 aşamalıymış. Buraya geldiğinde sıfır kapanıyor. 1, 2, 3 aşamalı olarak yerine geçiyor. Şimdi tüm aşamalarda hemen boyunu ölçeceğim. Dipçik son ayarda açıkken 104,5 santim. Evet. 2 numaradayken 102 santim tam. Bir numaradayken 100 santim, her açı 2 santim olarak geriye gidiyor. Tam kapalıyken de 96 santimlik bir boya sahip. Şu şekilde yüksekliği de tam 24 santim. Evet. Tüfeğimiz bu. Yine tüfeğimizin özelliği olarak şurada yan taraftan, biraz yaklaşabiliriz buraya. Şu düğmeyi gevşettiğimizde şöyle red dot ve dürbün taktığımızda bunu yukarıya doğru şöyle kaldırma özelliği var. Tüfek sıfır olduğu için birazcık henüz daha parçalar tam yerine oturmamış olabilir. Bu yüzden şöyle tam gevşettiğimizde yukarıya doğru çıkıyor. Bu red dot ve dürbünün yanakına göre bu şekilde de aşağıya iniyor. Yine arkasında yumuşak bir dipçik peti var, omuzunuza vurmasın diye. Hani böyle gençlerin atış yapabilmesi için yine domuz avında kullanılmak üzere ve eşlerin, hanımefendilerin, genç arkadaşlarımızın veya işte böyle hani hobi atışı olarak kullanabileceği, yine domuz avında kullanabileceği ama ne olursa olsun arkası boşluk, bir alana atılmayacak bir tüfek. Yani 7,5 gram boşun deyip geçmeyin. Bundan bizim yanımızda bulunan bir amcamız, videolarda mevcut kanalımızda 3 tane domuzu aynı anda vurduğunu gördük. Şimdi bu yüzden bunu da hafife almayın. Patlayarak karşıya doğru giden her madde tehlikelidir. Evet, şimdi de ağırlığını tartayım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet. Şimdi buraya biraz yakın alabilir miyiz? Evet, 3 kilo 467 gram 9'da bu 2+1 şarjörle. Komple boş şarjörsüz bir ölçelim. Ondan sonra şimdi testleyelim şöyle. İç kilo 298 gram bu şarjörle, 3 kilo 467 gram 9+1 şarjörle, 3 kilo 596 gram 17+1 şarjörle de şöyle bakalım. 3 kilo 767 gramlık bir tüfek. Şimdi hemen tüfeğimizin üzerindeki onu çıkardık. Şu şekilde üzerinde tam 25 santimlik bir pikatin rayı var. 20 ve 22 milimetrelik ayaklara uygun bir pikatinisi mevcut. Yine üstünde, altında ve önünde de bir tane 10 santim ama iş görecek kısmı 4 santim. Alttaki yine 10 santim, soldaki de 4 santim, üstündeki de yine 10 santim olmak üzere. Bir hemen onu da bir ölçelim. Evet, üstünde de 8 santimlik 4 adet pikatini ray yatağı mevcut. Sağ tarafa, alt tarafına el feneri veyahut da sağ el feneri, alta hedef noktalayıcı pointer, üstüne yine red dot ve dürbün takılabilmek için konulmuş.
Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili bahsettiğim bir bölüm var mı? Gazlı sistem, 36 kalibre. Bir bot özelliği var dedik. Her şeyinden bahsettik. Fix yok. Yani ucunda herhangi bir şok falan yok. Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler. Hasan Escort SDX 410. Bu şekilde 36 kalibre 17+1 9+1 şarjör, dipot, diğer malzemeler, üzerindeki gez, yine 2+1 şarjör de dipçiğin içerisinde, açılır kapatılır, uzatılır kısaltılır dipçikle, el tutamağıyla tüfeğimiz bu şekilde 51 santim namlulu.